Merhaba arkadaşlar, işlem yeteneğine bölme işlemiyle devam edelim. Şimdi bölme işleminde önce doğal sayılarda bölmeyi şöyle bir hatırlatayım ben sizlere arkadaşlar. Daha sonra tam sayılarda bölmede neler yapacağımızı gösterelim. Şimdi doğal sayılar kümesine bölme işleminde kullandığımız 4 tane terim var arkadaşlar. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Şimdi ilk sayımız bölünen sayı. İkinci sayımız bölen. Üçüncü sayımız bölüm ve son sayımız da kalan sayı. Bunlar doğal sayılarda bölme işleminin terimleri arkadaşlar. Şimdi bir iki tane örnekle de bu bölme işlemi nasıl yaptığımızı göstereyim. Çünkü tam sayılarda da bazen kullanmamız gerekebilir. Şimdi ilk örneğimizde 143 sayısını 8'e böldüğümüzde elde edilen bölüm ve kalan nedir? Bunları bir bulalım arkadaşlar. Şimdi 143 sayısı bölünen sayımız. Hemen yazıyoruz 143. Şöyle bölmenin çizgilerini çiziyoruz. Neye böleceğiz? 8'e. 8 bölenimiz. Bakın bölünen sayımız 143. Bölenimiz 8. Şimdi bölüm ve kalanı beraber hesaplayın. Ne yapıyorduk Furkan? Önce ilk birin rakamla başlıyorduk değil mi? Birin içinde 8 yok. Yok. O zaman ikisini beraber okuyorduk. 14'ün içinde 8 bir kez var. Hemen altına yazıyorduk. Ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 14'ten 8 çıktı 6. Sonra ne yapıyorduk? Yanına bir tane basamak indiriyorduk hocam. Şimdi yukarıdaki rakamı aşağıya bunun yanına indirip sayımızı okuyoruz. Ne oldu 3'ü aşağı indirince? 63. 63. 63'ün içinde 8 var mı? Var. Kaç tane kez var? 8 kere 8 64. Evet 7 kez var. 7 kere 8 56. Burada çarpım tablosunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer bir eksiniz varsa mutlaka ezberleyin. Özellikle çarpma ve bölmede çok kullanıyoruz. Şimdi 13'ten 6 çıktı 7, 5'ten 5 çıktı 0. İşte arkadaşlar şu bölüm 17, şu da kalan 7. Şimdi dikkat ederseniz ne yaptık bölme işlemi? İlk rakam okuyarak başladık. Bunun için de bölen sayımızı aradık. Eğer yoksa ikisini beraber okuduk aradık. Eğer olmasaydı üçünü beraber okuyup böyle arayacaktık. Yani sırayla tek tek okuyarak arama işlemini yapacaksınız. Şimdi diğer örneğimize bakalım. 1212 sayısını 12'ye böldüğümüzde elde edilen bölüm ve kalanı bulalım arkadaşlar. Şimdi 1212 sayısını 12'ye böleceğiz. Şimdi aynı sıralamayla devam edelim. 1'in içinde 12 yok. 12'nin içinde 12 bir kez var. Hemen altına yazdık. Çıkardık. 0 kaldı. Şimdi çıkarma işleminden sonra arkadaşlar unutmayın yukarıdan aşağıya bir tane rakam çekip indiriyoruz. Burada da öyle yapmıştık. Bakın çıkarma işlemini yapmıştık. 6 kalmıştı. Oradan 3'ü indirmiştik ve işlemi öyle devam etmiştik. Şimdi bir tane rakam indirme hakkınız var. Bunu unutmayın. Özellikle üstüne basarak bir daha söylüyorum. Çıkarma işlemini yaptıktan sonra yukarıdan aşağıya bir tane rakam indirebilirsiniz. Şimdi biz yukarıdan aşağı 1 indirdik. 1'in içinde 12 Yok. Şimdi ağzınızdan yok diye bir kelime çıkıyorsa o zaman yukarıdan ikinci rakamı indirebilmek için bu bölüm hanesine bir sıfır atmanız gerekiyor. Bakın bir daha söylüyorum. Çıkarmayı yaptık. Yukarıdan bir rakam indirme hakkımızı kullandık. Rakamı indirdik ama yok diyoruz. İçinde yok. O zaman yok dediğiniz zaman her yok kelimesinden sonra buraya bir sıfır atıyorsunuz. Sonra gidip diğer rakamı indiriyorsunuz. Diğer rakamı indirdik. 12 oldu. 12'nin içinde 12 bir kez var. Dolayısıyla çıkardık ve sonuç 0 çıktı. Başka da rakam kalmadığı için işlemimiz bitmiş oldu. Bu arkadaşlar bölüm. Bu da kalan. Yani bölümümüz 101, kalanımız ise 0 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bölme işlemini daha sonraki konularımızda daha detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili özel soru kalıplarımız var. Doğal sayılarda bölme işlemi özel soru tipleri var. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Ama şimdilik kabaca nasıl yapıldığını, şu sıfır atma olayını bir hatırlatmak istedim. Çünkü bazen ihtiyacımız olacak arkadaşlar unutmayın. Şimdi artık tam sayılarda bölmeye geçelim. Şimdi tam sayılarda bölme işlemi yaparken yine ikiye ayırıyoruz. Aynı işaretli sayıların bölümü, zıt işaretli sayıların bölümü. Eğer aynı işaretli iki sayı bölüyorsak, aynen çarpmada olduğu gibi önce işaretlerini bölüp
bölümün işaretini buluyoruz. Bakın artının artıya bölümü artıdır. Eksinin eksiye bölümü yine artıdır. Yani aynı işaretli sayıların bölümü artı çıkıyor. Sonra da sayıların değerlerini birbirine bölüp bölümün değerini hesaplıyoruz. Mesela bakın artı a'yı artı b'ye bölmenizi istiyoruz. Artıyı artıya böldük. Artı çıktı. A'yı b'ye bölüp işlemi yapacağız. Ya da eksi a'yı eksi b'ye böleceğiz. Eksinin eksiye bölümü artı çıkar. A'yı b'ye bölüp işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi tam sayılarda bölme işleminde şöyle bir ufak detayımız var. Mesela sayıları değerleri bölme işlemini yaparken, sayıların değeri birbirine bölmeye çalışırken tam bölünüp bölünmediğini yaklaşık olarak anlarsınız. Eğer tam bölünüyorsa bizim biraz önce yaptığımız gibi şu işlemleri yaparak bölmenin sonucuna ulaşırsınız. Eğer ki tam bölünmediğini anlarsanız, tam bölünmeyeceğini anlarsanız o zaman bu işlemleri yapmayın arkadaşlar. Sadeleştirip kesir olarak bırakacaksınız. Anlaşıldı mı? Tam sayılarda bölme işleminde eğer tam bölünüyorlarsa bölüp işlem yapıyoruz. Tam bölünmüyorlarsa o zaman sadeleştiriyoruz, kesir olarak bırakıyoruz. Şimdi bunu örnekler üzerinde görmeye çalışalım. Şimdi ilk sorumuz, eksi 60'ı eksi 12'ye bölüp bu işlemin sonucunu bir hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle işaretten başlıyoruz yine. Bakın eksinin eksiye bölümü artı çıkacak değil mi Furkan'cığım? Evet hocam. İşareti bulduk. Peki sayılara şöyle dikkatlice bir bakalım. Eksinin eksiye bölümü artı. Şimdi ne kaldı? 60'tı 12'ye bölmek kaldı geriye. Şimdi 60 12'ye bölünür mü? Artık sayılarla uğraştığınız zaman bunu rahatlıkla görürsünüz. 60 12'ye bölünür arkadaş. O zaman hemen bir kenarda 60'ı 12'ye bölerek sonucu hesaplarsınız. 6'da 12 yok. 60'da 12 5 kez var. 60 böldük. Ne çıktı sonuç? 5. O zaman bunun sonucu artı 5 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bakın önce işaretlerini böldük. Eksinin eksiye bölümü artı yazmaya gerek yok. 60'ı 12'ye bölmemiz gerekiyor. 60 12'ye tam bölündüğü için bir kenarda bölüp çıkan sonucu hesaplayıp yazabiliriz. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Artı 95 artı 45. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ikisi de artı. O zaman bizim sonucumuz yine artı olacaktır. Artının artıya bölümü artı çıkar. Yazmaya gerek yok. O zaman geriye kalan 95'i 45'e bölmek. Şimdi dikkat ederseniz 95'in içinde 45 tam kat olarak yok. Yani burası tam bölünmeyecek. O zaman şu işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Tam bölünmediğini anlarsak eğer bunları sadeleştirip kesir olarak bırakıyoruz. Tam sayılardaki mantığımız bu. Şimdi 95 ve 45 ikisi de 5 ile sadeleşebilecek sayılar. O zaman şöyle 5'e böldük 95'i 19, 5'e böldük 45'i 9. Artık 19'da 9'u sadeleştirecek bir sayımız olmadığı için bu işlemin sonucunu 19 bölü 9 olarak ne yapabiliriz? Kesir olarak bırakabiliriz arkadaşlar. Eğer tam bölünüyorsa tam böleceğiz, tam bölünmüyorsa sadeleştireceğiz. Kesir olarak bırakıp daha sonraki işlemleri bu kesirle yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bölme işlemini zıt işaretli sayılarla nasıl yapacağız ona bakalım. Şimdi aynı işaretli sayılarda olduğu gibi zıt işaretli sayılarda da bölme işlemi yaparken önce işaretlerini bölüp bölümün işaretini bulacağız arkadaşlar. İşte artının eksiye bölümü eksi, eksinin artıya bölümü yine eksi olacak. Yani iki sayı eğer zıt işaretliyse, biri artı biri eksi ise bölümleri her zaman eksi olacaktır, unutmayın. Daha sonra sayıların değerlerini bölüp bölümün değerini hesaplayacağız. Burada da yine eğer tam bölebiliyorsak, tam bölünüyorsa bölüp yazacağız. Eğer tam bölünmüyorlarsa sadeleştireceğiz ve kesir olarak bırakacağız, unutmayın. Şimdi örneklerle bunu görmeye çalışalım. Eksi 136 bölü 8 işleminin sonucu nedir? Bulalım arkadaşlar. Şimdi önce işaretlerinden başlayacak olursak. Pay kısmındaki sayımız negatif. Paydadaki sayımız pozitif. Önce işaretimiz eksinin artıya bölümü eksi olacak. Daha sonra arkadaşlar 136'yı 8'e bölmemiz gerekiyor. Hemen bir kenarda bölme işlemini yapalım. Bir kez var 8. Çıkardık 5. 6'yı indirdik 56. 7 kez var. Tam bölünüyormuş. Tam katıymış arkadaşlar. Dolayısıyla bunun sonucunun eksi 17 olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İkinci örneğimize bakalım.
180'i eksi 105'e bölmemizi istiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz pay kısmındaki sayımız pozitif. Paydasındaki sayı negatif. Artın eksiye bölümü eksi. Şimdi artık sayıları birbirine bölebiliriz arkadaşlar. 180, 105'e tam bölünmez. Dolayısıyla bölerek zaman kaybetmek yerine bunları sadeleştirip küçültelim arkadaşlar. Ve öyle bırakalım. Mesela 180 3'ün katı. 3'e bölebilirsiniz. Kaç olur Furkan'cığım? 60. 60. 105'i 3'e böldük. 35. 35. Yani bunu 60 bölü 35 olarak yazabiliriz. Tekrar sadeleştirebilirsiniz. Mesela x de 5'in katları. Tekrar sadeleştirirsek 60'ı 5'e böldük. 12. 12. 35'i 5'e böldük. 7. 7. 12 ile 7'nin artık ortak bir çarpanı olmadığı için, sadeleştirmemiz mümkün olmadığı için işlemi bu şekilde bırakabiliriz. Yani artı 180'i eksi 105'e böldüğümüzde sonuç eksi 12 bölü 7 olarak çıkmış olacak arkadaşlar. Evet, şimdi bölme işlemini bitirdikten sonra sıradaki işlemimiz kuvvet alma arkadaşlar. Kuvvet alma işlemi tam sayılarda şu şekilde yapılıyor. A üzeri n dediğimiz, yani A sayısının n'inci kuvvetini şu şekilde alıyoruz. Tabandaki A sayısını yan yana kuvvet kadar yazıp çarpıyoruz arkadaşlar. Yani kuvvet alma işlemi aslında bir çarpma işlemidir. Çarpma işleminin kısaltılmış şeklidir. Biz eğer hesaplamak istiyorsak onu açmak zorundayız. Şuradaki A sayısı taban olarak isimlendiriliyor. Taban. Şuradaki n sayısı da kuvvet olarak isimlendiriliyor. Kuvvet. Ya da buna üst de diyebiliyoruz arkadaşlar. İleride bunu çok ayrıntılı işleyeceğiz. Üstlü sayılar konusunda daha detaylı incelemeler yapacağız. Burada sadece küçük bir kısmını hatırlatacağım. Tam sayıların kuvveti nasıl alınır? A tam sayısının n'inci kuvveti nasıl alıyoruz? A tam sayısını yan yana çarparak yazıyoruz. Kaç defa çarpacağımızda kuvvetine bakarak söylüyoruz. Yani A sayısını yan yana n tane yazıp çarpacaksınız demektir. Şimdi örnekler üzerinde görelim. 2 üzeri 7 işleminin sonucunu hesaplayalım diyoruz. Şimdi 2 üzeri 7 şu anlama geliyor arkadaşlar. 2 sayısını, şu alttaki tabandaki 2 sayısını yan yana 7 defa çarpmamızı istiyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Bakın saydığınızda burada 7 tane 2 olması gerekiyor. Artık bundan sonraki işlemler çarpma işlemi arkadaşlar. Şimdi önce bakıyoruz, hepsi artı olduğu için sonuç artı çıkacak. Şu ikilerin değerlerini çarptığımızda bakın sırayla şöyle çarparak ilerleyelim. 2 ile 2'yi çarptık. 4. 4 ile 2'yi çarptık. 8. 8 ile 2'yi çarp. 16. Tekrar 2 ile çarp. 32. Tekrar 2 ile çarp. 64. Tekrar 2 ile çarp. 128. Tabii ki böyle uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlar 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in bazı çok kullanılan kuvvetlerini ezberlemeniz lazım. Mesela benim tavsiyem şu olur. 2'nin 10. kuvvetine kadar mutlaka ezberleyin arkadaşlar. Ama diğerlerinin de 4. 5. kuvvetleri yeterli olur. Mesela 3'ün 4. 5. kuvvetine kadar yeter size. 5'in de öyle, 4'ün de öyle ama 2 çok kullanılıyor. 2'nin 10. kuvvetine kadar ezberlerseniz hem işlemlerde çok rahat görürsünüz. Hangi sayıların neyin kuvveti olduğunu yazmanız çok kolay olur arkadaşlar. Benim tavsiyem bu olur. Yani iki şeyi çok iyi bilmeniz lazım. Bir, çarpım tablosu. İki, sayıların kuvvetleri. Çok kullanılan sayıların kuvvetleri. Şimdi diğer örneğimize gelelim. Eksi 3 üzeri 5 işleminin sonucu kaçtır? Bakın tabandaki sayımız artı da olabilir, eksi de olabilir. Ama kuvvetimiz kesinlikle pozitif olmalı. Unutmayın. Şimdi bu ne anlama geliyor Furkan'cığım? Eksi 3. Evet. Çarpı eksi 3. Eksi 3. Eksi 3. 5 tane eksi 3 yazmamız gerekiyor. 4 tane yazdık. Bir tane daha yazacağız. 5 tane eksi 3'ün çarpımı anlamına geliyor. Buradaki verilen kuvvet. Şimdi önceliğimiz çarpma işleminde işaretti değil mi Furkan'cığım? Evet hocam. Bırak telefonu. Oradan anladım. Akıldan hesaplayamıyor musun? O kadar zeki değilim maalesef. O kadar zeki. Ezberle dedik ya. Daha ezberlemedim hocam. Daha dersi daha yeni izliyorum. Tamam.
O zaman siz de Furkan gibi yapmayın arkadaşlar. Hesap makinesiyle hesaplamayın. Mutlaka bunları ezberleyin. Şimdi önce işaretten gidelim. Şimdi eksi eksinin çarpımı? Artı. Artı. Bakın şunları çarptık. Şununla şunu çarptık. Artı. Çıkan artıyı şununla çarparsanız. Eksi. Eksi. Çıkan eksi şununla çarparsanız. Artı. Artı. Çıkan artıyı şununla çarparsanız. Eksi. Eksi. O zaman çıkan sonucumuz eksi olmalı. Daha sonra bunları arkadaşlar... Bunları üstü sayılarda daha pratik hesaplama yöntemlerini göreceğiz. Ama şimdilik şöyle kabaca nasıl yapıldığını bir hatırlatalım. İşaretimiz eksi çıktı. Şimdi 3'leri çarpacak olursak. 3 ile 3'ün çarpımı? 9. 9. Çıkan 9 3 ile çarp? 27. Çıkan 27 3 ile çarp? 81. 81 3 ile çarp? 243. O zaman bu işlemin sonucu eksi 243 olacak. Önce işaretleri çarptık. Sonra sayıları çarptık. İşaretleri şöyle çarpabilirsiniz. Mesela 2 tane eksi artı yapar. At. 2 tane eksi artı yapar. At. Ne kaldı geriye? Eksi. O zaman sonuç eksi olacak. Sayıları zaten kuvvetlerini ezberlediğinizde çok rahat yazacaksınızdır. Şimdi eksi 5'in karesi. Bu ne anlama geliyor? Eksi 5'ten 2 tane yan yana yazıp çarpmamız gerektiğini söylüyor. Eksi eksinin çarpımı artı. 5'leri çarparsanız artı 25 olarak hesaplamış olacağız. Evet arkadaşlar, işlemleri kolay ve rahat yapmak istiyorsanız benim size tavsiyem 1. Çarpım tablosunu çok iyi ezberlemeniz. 2. Sayıların, özellikle çok kullanılan sayıların kuvvetlerini çok çok iyi ezberlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, işlemlerimize çıkarma işlemiyle devam edelim. Şimdi önce çıkarma işleminin şöyle terimlerini bir hatırlayalım. Çünkü konularımız içerisinde karşımıza çıkacak. Şimdi çıkarma işleminde 3 tane terim kullanıyoruz. Eksilen, çıkan ve fark. İlk sayımızın adı eksilen sayı. İkinci sayımızın adı çıkan sayı. Bulduğumuz değer de fark olarak geçiyor. Çıkarma işlemini yan yana yazabilirsiniz ya da alt alta yazıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi birini kullanarak işlemlerimizi hesaplayabiliriz. Şimdi tam sayılarda çıkarma işlemine gelince. Şimdi tam sayılarda çıkarma işlemini arkadaşlar biz toplama işlemine çevirerek yapacağız. Yani çıkarma işlemini düzenleyeceğiz. Toplama işlemine dönüştüreceğiz. Karşımıza ya aynı işaretli sayılar çıkacak ya da zıt işaretli sayılar çıkacak. Ve toplamada gördüğümüz kuralları, özellikleri kullanarak toplama işlemi yardımıyla sonuca ulaşacağız. Yani çıkarma işlemini toplamaya çeviriyoruz. Toplama işlemiyle de sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar, unutmayın. Tabii burada düzenlemeler yapmanız gerekecek. Düzenleme yaparken de genellikle parantez kullanırlar kafamızı karıştırmak için, işaretleri karıştırmak için. Eğer sayıların parantez içerisinde olduğunu görürseniz şöyle yapıyorsunuz. Parantezin dışındaki işaretle, dikkat edin. Dışındaki işaretle içindeki işareti çarparak sayıyı parantezden kurtarıyorsunuz. Unutmayın, bakın, parantezi kaldıralım, parantezleri yok edelim dediğimizde parantezin dışındaki işaretle parantezin içindeki işareti çarpacaksınız. Ve bu işlem sonunda parantezler kalkmış olacak, sayılar gözükmüş olacak. Ondan sonra sayıların işaretlerine bakarak aynı işaretli mi, zıt işaretli mi, ona göre işlemi devam ettireceksiniz. Şurada basit bir örneğimiz var. Mesela parantez kaldırma işlemi nasıl yapılır ona bakalım. Şimdi bakın burada bir eksi var parantezin dışında. İçinde de eksi var. Şimdi biz bu parantezi kaldıralım dediğimizde şu eksiyle şu eksiyi çarpacaksınız arkadaşlar. X'i çarpılacak. Eksin eksinin çarpımı artı. Artık parantezi kaldırıyorsunuz. İçerideki sayıyı dışarı yazıp parantezden kurtarıyorsunuz. Yani artı 14 oluyor. Mesela bakın burada artı bir işaret var. Yazılmadığı için artı kabul ediyoruz. İçeride eksi var. Şimdi artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. İşareti yazıyorsunuz. Parantezi kaldırıyorsunuz. Sayınız 27. 27 yazarak parantezden kurtarıyorsunuz. Bakın yine burada da aynı mantık. Artı eksi. Dolayısıyla parantez kalktığında eksi olacak sonuç. 48 yazıyorsunuz. Burada artı var. İçeride de artı var. Artı ile artı. Sonuç ne olacaktır? Artı. Parantezi kaldırıp 63 sayısını yazıyorsunuz. Sayıları parantez dışına çıkardıktan sonra artık toplama işlemini yapabilirsiniz. Şimdi birkaç örnekle bunları görmeye çalışalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. Eksi 21, eksi 13 işleminin sonucu nedir? Bulmaya çalışalım. Şimdi bakın iki sayı da parantez içerisinde. Bizim önceliğimiz burada parantezleri kaldırıp
sayıları net olarak görüp ondan sonra işlem yapmak. Şimdi bakın, dışarıda artı var. İçeride eksi var. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Parantezi kaldırdık. 21 yazdık. Bu sayı parantez dışına çıktı. Eksi 21 olarak. Şimdi burada eksi var. İçeride artı var. Eksi ile artının çarpımı eksi. Parantezi kaldırdık. 13 yazdık. Şimdi bundan sonra artık sayıların işaretine dikkat ediyorsunuz. Eksi 21 ve eksi 13 arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. İkisi de eksi. Ne demek ikisi de eksi Furkan? Cevapta eksi çıkacak demek. Toplayacağız demek değil mi? Evet. Aynı işaretli olduğu için toplayacağız. Peki ne yapıyorduk toplama işleminde? Aynı işaretli sayıları alt alta yazıyorduk. Topluyorduk. 4. Buradan ne geldi? 3. O zaman sonuç 34 çıktı. Peki ikisi de eksi ise toplamları da ne olacaktır? Eksi olacaktır diyerek eksi 34 olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? İşlemimizi sonuçlandırıyoruz. Şimdi dikkat edin, ne yaptık? Parantezi kaldırdık. Sayıları gördük. İkisi de eksi ise toplayacağız dedik. Topladık. Ortak işaretimiz eksi olduğu için eksi işaretini verdik. Şimdi diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Diğer örneğimizde eksi 54 eksi 41. Şimdi yine sayıları parantezden bir kurtaralım. Bakın burası artı, burası eksi. Eksi olur. 54'ü yazdık. Bakın burası eksi, burası da eksi. Eksi eksi artı olur. 41. Artık sayıları rahatlıkla görebiliyoruz. Eksi 54 artı 41. Zıt işaretli sayılar. Şimdi bu zıt işaretli sayıları toplarken ne yapıyorduk hatırlayın. Büyük olan 54'ten küçük olan 41'i çıkarıyoruz. 4'ten 1 çıktı 3. 5'ten 4 çıktı 1. O zaman bunun sonucu arkadaşlar 13 olacak. Ama işarete gelince büyük olan eksi olduğu için sonucumuz eksi 13 olmalı. Cevabımız eksi 13 çıkmalı. Bir sonraki örneğimize bakalım. Artı 15 eksi eksi 5 işlemin sonucu nedir diyor. Yine parantezi kaldıralım. Dikkat ederseniz burada sayılarımızın bir tanesi parantez içerisinde. Şimdi buradaki parantezi kaldırsak eksi eksi artı 5 olacak. Şimdi ikisi artı olduğu için yine toplama işlemi bu arkadaşlar. 15 ile 5'i toplarsanız 20 yapar. İkisi de artı olduğu için sonucumuz artı 20 olarak çıkmış olur. Diğer örneğimize geldiğimizde bakın burada 3 tane sayımız var. Ve 3'ü de parantez içerisinde. Bunların hepsini parantez dışına alalım. Şimdi parantezi kaldırdığımızda bakın artı eksi eksi 19 olacak burası. Eksi artı eksi 43 olacak burası. Eksi eksi artı 36 olacak burası. İsterseniz şu ikisini aynı işaretli olduğu için önce toplayalım. 43 ile 19'u topluyoruz arkadaşlar. 12 elde var 1. 62. Bakın burası topladık 62 oldu. İkisi de eksi olduğu için sonuç eksi 62 olacak. Yan tarafta da artı 36'mız vardı. Bakın eksi 62 artı 36. Zıt işareti iki sayı toplamamız gerekiyor. 62'den 36 çıkaralım. 12'den 6 çıktı 6. 5'ten 3 çıktı. 26 bulduk sonuç. İşarete gelince büyük olan eksi olduğu için eksi 26 olmalı. Evet arkadaşlar, çıkarma işleminde yapmamız gereken şey sayılar eğer parantez içerisindeyse parantezi kaldırıp sayıların işaretlerini görüp bunları toplama işlemine çevirmek olmalı. Evet arkadaşlar, şimdi işlem sırasıyla devam edelim. Şimdi gördüğümüz işlemleri hangi sırayla yapmamız gerekiyor? Önce kiminle başlamamız gerekiyor? Şimdi işlem sırasında arkadaşlar önce varsa parantezlerin içindeki sayıların arasındaki işlemler yapılıyor. Yani önce parantezlere dikkat edeceksiniz. Parantezin içindeki sayıların arasındaki işlemleri önce yapmanız gerekiyor. Parantez içerisinde de sıralamamız şu. Eğer varsa önce sayıların kuvveti alınıyor. Yani kuvvet alma işlemi varsa öncelik kuvvet almanın. Eğer kuvvet alma yoksa öncelik çarpma bölme işlemlerine geçiyor. Çarpma ve bölme işlemlerini önce yapıyorsunuz. Eğer çarpma ve bölme işlemi de yoksa toplama ve çıkarma işlemlerine geliyor sıra. Yani önce kuvvet alacağız. Yoksa çarpma bölme işlemi yapacağız. O da yoksa toplama veya çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi çarpma ve bölme işlemi arasında
herhangi bir öncelik söz konusu değil. Yani önce çarpma yapılır, önce bölme yapılır diye bir önceliği yok. Orada arkadaşlar biz işlemleri soldan sağa doğru okuyoruz ya. Soldan sağa doğru okuduğunuzda ilk karşınıza çıkan işlem neyse onu yapıyorsunuz. Mesela ilk çarpma yazılmışsa çarpma yapıyorsunuz. İlk bölme yazılmışsa bölme işlemi yapıyorsunuz. Mesela internette çok dolanır böyle videolar. İşte hem çarpma hem bölme işlemini yan yana koymuşlardır. Çarpmayı önce yaparsan farklı bir sonuç çıkar. Bölmeyi önce yaparsan farklı bir sonuç çıkar. Nasıl olur derler. İkisi de farklı sonuç veriyor. Oradaki mantık nedir? Soldan sağa doğru işlemleri okuyacaksınız. Ve ilk yazılan işlem hangisi onu yapacaksınız. İlk hangi işlemi görüyorsanız önce o işlemi yaparak sonuca ulaşacaksınız. Toplama ve çıkarma arasında da bir öncelik söz konusu değil. Hangisi size işlem kolaylığı sağlarsa önce onu yaparsınız. Toplama daha pratik gelirse toplamayı yaparsınız. Çıkarma daha pratikse çıkarmayı yaparsınız. Yani bunların önceliği yok arkadaşlar. Ama çarpma ve bölmede ilk yazılan işlem önce yapılır. Soldan sağa doğru okuduğunuzda ilk okunan işlemi önce yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi örneklerle bu işlem sırasını görmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi dikkatli baktığınız zaman burada parantezlerle ayrılmış. Dikkat edin, köşeli parantezlerle ayrılmış işlemlerimiz var. Önceliğimiz bu parantezin içindeki sayıların işlemini yapmak. Şimdi şöyle okuduğumuz zaman bakın bu parantezin içerisinde kuvvet var, çarpma var. Şu sayının kuvvetini alacağız. Sonra şu iki sayıyı çarpacağız. Ondan sonra ne yapmamız gerektiği ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi eksi 6'nın karesi. Nedir eksi 6'nın karesi arkadaşlar? Furkan nasıl yapıyorduk kare kuvvet alırken? Bu sayıyı yan yana koyup çarpıyorduk. Yani eksi 6 ile eğer çok karıştırıyorsanız eksi 6 ile eksi 6'yı çarptınız 36. O zaman buraya arkadaşlar artı 36 geliyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı, 6 ile 6'nın çarpımı 36. Kuvveti aldık. Şimdi buradaki çarpmaya gelelim. Bakın eksi 5 eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı, 5 ile 4'ü çarptık 20. Burası hallolduğu gibi. Şimdi diğer paranteze geçelim. Şimdi diğer parantezde bakın çarpma var, çıkarma var. Önce çarpma yapıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı, 4 ile 3'ü çarpıyoruz. 12 eksi 5. Şimdi artık işlemlerimiz çok kolaylaştı. 36 ve 20. İkisi de artı olduğu için toplarsanız burası 56 olur arkadaşlar. Çarpı şuraya geldiğimizde 12 eksi 5. Burası da 7 olur. Dolayısıyla arkadaşlar 56 ile 7'yi çarpacağız. Hemen isterseniz şöyle karıştırıyoruz derseniz. Şöyle hiç risk almayın. Direkt yazın çarpın. 7 kere 6 42. Elde var 4. 392 oldu arkadaşlar. İşlemimizin sonucu. Yani burada böyle bir kenara yazıp çarpmaktan, bölmekten, kuvvet almaktan kaçınmayın. Yeter ki doğru yapalım. Hatalı bir şey yapmayalım. Şimdi diğer örneğimize geçtiğimiz zaman bakın burada arkadaşlar bir bölme işlemi var. Yukarıda sayının kuvveti, aşağıda da parantez içerisinde yazılmış işlemlerimiz var. Şimdi eksi 4'ün 3. kuvveti nasıl alıyorduk? Hemen şöyle hızlıca eksi 4'ten 3 tane yazıyorsunuz, çarpıyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi yapar. 4 ile 4'ü çarptık 16, 16 ile 4'ü çarptık 64. O zaman şurası eksi 64 yaptı arkadaşlar. Bulduk. Bölü aşağı gelelim. Bakın burada çarpma işlemimiz var. Burada da çarpma işlemimiz var. Hani bazen yazılmayabilir ama biz onun tabii ki çarpma olduğunu kabul edeceğiz. Bakın artı 5 ile eksi 4'ü çarpıyoruz. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 5 ile 4'ü çarptık 20. Şuraya geldik. Artı ile eksiyi çarpıyoruz. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 4 ile 1'i çarptık 4. Şimdi yukarısı eksi 64. Onda yapacak herhangi bir işlem yok. Şimdi alt taraftaki şu sayıları toplamamız gerekiyor. Neden? Çünkü x'de eksi. X'de aynı işaret olursa toplama işlemi olur. Eksi 20. Eksi 4. 20 ile 4'ü topladık. 24. X'de eksi olduğu için sonuç ne çıktı? Eksi 24. Şimdi artık bölmeye geldi sıra arkadaşlar. Eksi eksiye böldük. Artı. 64'ü 24'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi 64 24'ün katı değil. Burada tam bir bölme gerçekleşmez. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sadeleştirip kesir olarak bırakıyoruz. Mesela kaça bölebiliriz?
2'ye böldük mesela Furkan. 2'ye böldük. 32'ye 12. 12. Tekrar. 2. İsterseniz karıştırırım diyorsanız yazın. Tekrar devam edin. 2'ye böldük. 16'ya 6. 2. Tekrar 2'ye böldük. Artık bundan sonrası sadeleştirdik. 8'e 3. Bunu bir anda da yapabilirdiniz arkadaşlar. Yani böyle 2, 2, 2 diye gitmeyip bir anda 4'e bir anda 8'e bölerek de işlemi daha hızlı yapabilirsiniz. Bu işlemin sonucu da 8 bölü 3 olarak çıkmış oldu. Evet, geldik 3. örneğimize. Bakın burada arkadaşlar parantez falan yok. O zaman burada şöyle işlemleri okuyacağız ve okuduğumuz sıraya göre yapmaya çalışacağız. Artı 7 eksi 8 çarpıyoruz ikisini. Eksi 56. Şimdi şuraya geldiğinizde burada eksi 9'un karesini alacağız. Yani eksi 9 çarpı eksi 9 arkadaşlar. Eksi 9 da eksi 9'un çarpımı artı 81 olur. Burası artı 81 oldu. Şimdi bakıyorum eksi 56 eksi 81. İkisi eksi. Yani toplayacaksın demek. Hemen 81 ile 56'yı toplayalım. 7, 13. 137 çıktı. X'de eksi olduğuna göre çıkan sonucumuzun da ne olması gerekir? Eksi 137 olması gerekir arkadaşlar. Evet, böylece işlem yeteneği konusunu tamamlamış olduk arkadaşlar. İşlemlerimizi, işlemlerimizin terimlerini, bu işlemlerin yapılış sırasını, önceliklerini hatırlatmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.